Sayın Ceyhun Birinci, hitap edin Yüce Meclis'e. Evet, değerli halkım, yani ibretle bizleri izliyorsunuz herhalde. İki günden beridir neyle uğraştığımızın farkındasınız. Aklıma gelen bir şey var aslında. Güvenlik güçlerinde ülkeyi tehdit eden olaylarda ivedi ve çok acil diye evraklar gelirdi. İvedi ve çok acil. Hala daha geliyor. Niçin? Ülke tehdit altında, devlet tehdit altında diye bu yazışmalar olurdu. Biz bakıyoruz şimdi meclise ivedi ve gizli kamu ihale yasası değişikliği ile alakalı bir yasa taslağı geldi. Niçin? Çünkü bu ülkenin elektrik enerji politikasını talimat aldık diye bunu hiç çekinmeden söylüyoruz. Çünkü bu gerçekler ortadadır. Vatandaş da biliyor. Zaten bize de vatandaş soruyor. Kimden talimat aldılar diye. Biz de söylüyoruz. Biliyorsunuz herhalde. Biz hiçbir zamanda kimseden talimat alarak bu ülkede hareket etmedik. Bir şey daha söyleyeyim. Olgun Amcaoğlu bana kime saygılı olacağımı buradan bu kürsülerden, bu meclisten anlatamaz. Benim bu ülkede kime saygılı olduğum ortadadır. Biz bu ülkeyi seven, bu ülkeyle gailesi olan insanlar için saygı duyarız, saygılı oluruz. Bir kurumu, bir şirkete peşkeş çekmeye uğraşacaksınız. Bir taraftan da buna kılıflar bulmaya çalışacaksınız. Bir başbakan farklı söyleyecek, bakanlar farklı söyleyecek. İşte ne yapıyoruz? Biz bir ihalesiz sözleşme yapacağız bir yıllığına. Bunu da bugün duyduk. Biz 15 yıllığına biliyoruz bunu. Onu da göreceğiz. Bir yıllığına mı olacak, 15 yıllığına mı olacak? Ve bunun çalışması yapılacak. Eğer uygun görürsek uzatacağız. Görmezsek yani bunu Ayşe teyze de anlar ki uygun değil, tamam değil. Bu söyledikleriniz doğru değil. Niçin? İhaleyle bunu yapabilirsiniz. Şu anda zaten sözleşme 2024'ün Mart'ında bitiyor. Daha önce tekrarlamama gerek yok. Arkadaşlarımız da söyledi. Önünüzde 4 yıl gibi bir süre var. Oturun bugünden konuşun, tartışın, çalışması yapılsın. İlgili örgütlerin görüşleri var ortada şu anda. Hiçbirinin görüşünü almadan alelacele Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçimler var diye. Seçimlerden sonra acaba tehlikeye girer mi bu şirket? Veya biz hükümette kalır mıyız? Veya başka birileri gelir mi? Aslında doğrudur. Doğru düşündünüz. Önümüzdeki süreçte burada olmayacaksınız. Yani bu tarafta, sol tarafta olmayacaksınız. O bir gerçektir. Gerçekliktir. O gerçekliktir. Vatandaş bugün bu ekonomik kriz içerisinde sürünürken nasıl geçineceğini, nasıl ekmek alacağını eve düşünürken siz burada farklı bir gündem oluşturacaksınız ve belli kişilerin cebine para sokmak için rant sağlamak için, tabii bunu yaparken de başka kimleri rant sağlıyor bu işten bilmiyorum. Ama bugün yıllarca 1974'ten 90 yılına kadar mensup olduğumuz parti bedava elektriği aldı. Vatandaştan da parasını çatır çatır aldı. Ne yaptı? Ne yaptı söyleyin. Söyleyin bakalım ne yaptı? Elektrik konusunda nasıl bir yatırım yaptı? Çıkın bu kürsüden ve deyin ki biz 16 senede bedava parayla, bedava elektriğiyle halktan parasını da alarak şu yatırımı yaptık. Çıkın ve söyleyin. Hep geçmişe dönersiniz. Hep geriye dönersiniz. Dönersiniz gidersiniz 80'lere, 90'lara. Bir dönün o taraflara da bakalım. Ne yaptığınızı bir anlatın bakalım. Yani aslında biraz bunları düşünerek hiç konuşmamanız lazım. Hiç konuşmamanız lazım. Az önce de konuşuldu. Bakımı yapılsaydı bu santralların, bu ünitelerin bugün bunları konuşur durumda olmazdık ama sizin aslında sıkıntınız bu değil. Sizin sıkıntınız kurumu batırarak, Kıpte'nin zorda olduğunu göstererek, buna da katkı koyarak bunu birilerine, bir şirkete peşkeş çekmedir. Yani amacınız budur. Bu ortadadır. Söyleniyor. Az önce rakamlardan söylendi. Salih arkadaşım da söyledi. Bütün arkadaşlarımız iki gündür canını yiyor bu kürsülerden. Yazık günah ya. Kader utansın. Bu halk size gösterecek kim utanacak. Bu halk gösterecek. Artık vatandaşın burasına geldi. Yeter artık. Yeter diyor vatandaş. Gına geldi ya. Vallahi gına geldi. Nedir ya bu? Yani
Yeter bu rant yağı, yeter. 74'ten beri ganimeti bitirdik. Hatta bitiremedik, devam eder. Dağlara ulaştık, denizlere ulaştık. Her tarafı parselledik. Yabancılara satışlar hala devam ediyor. Şimdi durduk, bir Kıpteğimiz var. Onu da peşkeş çekecek. Yarın dönecek, işte geçen gün de söyledim. Sağlık Bakanlığı da, sağlığı da peşkeş çekelim. Efendim bütün bakanlıkları elimizden verelim. Memleketi verelim. Sonra da devlet, büyük devlet, vatan, millet, Sakarya, milliyetçilik. Milliyetçilik. Olacak şey değil bunlar ya. Size anlatılıyor. Kıptek bunu yaptığı zaman, ünitelerini satın aldığı zaman, ki bu çok kısa sürede, 3 senede, bu bilimsel, yani bu işi bilen uzmanlar da size anlatıyor. Diyor ki bunu yaptığımız zaman bu ucuz elektriği, çevre güvenli olan elektriği halkımıza yapabiliyoruz, verebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ama siz bunu kabul etmek istemezsiniz. Az önce de söylendi, gene bir daha tekrarlayacağım. Bir yılda fazladan çıkan para 28 milyon, işte yazıyor 28 milyon dolar çıkacak olan para. Ya bunlar az paralar değil. Şeyden aklınız başınıza gelmedi. Yakıtı fuel oil'u ihalesiz getirdik. Ne kadar zarar ettiğimiz işte Sayıştay raporlarında var. Geldi, meclise de geldi. Rakamlar ortada. Ya bunlardan bir ders çıkarın artık ya. Ama tabii ki farklı şeyler olduğu için bizim bilmediğimiz alengirli derler, bir şey derler o işlere. Biz çok anlamayık o işleri. Bilmediğimiz için tabii ki vatanımı düşüneceğiz, devletimi düşün, ya da geleceğimizi, çocuklarımızın gelecekteki elektriğini mi düşüneceğiz? Hayır. Olur olur, anlatır. Çıktı bugün, kimseyi dinlemiyoruz. Bütün örgütler söylüyor ya, bunun bir çalışmasını yapalım. İşte şey getirdik meclise. Nedir? Enerji nedir? Olgun Bey söyledi. Ha, şey girmiş araya. Deprem girdi, artı pandemi girdi. Ne girdi? Bir şeyler söyledi. Ha. Ya siz bu geldiğinizden beri 3 tane bakan değişti Allah aşkına. 3 tane bakan değişti ve bakanlar da bu kendi arkadaşlarınızla sizi suçluyor. Zarara uğrattığınız Kıpteyi diye sizi suçluyor. Nedir bunu burada anlatmaya çalıştığınız? Ve önemli bir konuyu istesem ben aramayacağım, ilgili örgütleri hızlandırmayacağım ve buraya getirmeyeceğim. İstediğiniz zaman bak bir günde getiriyorsunuz. Şirketle ne ilginiz var bilmiyorum. Ama çok yoktur aslında, dediğim gibi belli bir süre sonra, kısa bir süre sonra zaten herhalde telaşta odur. Buralarda olmayacaksınız. Ben fazla uzatmayacağım konuşmamı, çünkü gerçekten artık gerçekten yani bu kürsülerden bunları konuşmak, yani bir insana bu kadar bir hükümet diye geçinen belli bir kesime bu kadar sorun varken bu ülkede çıkıp sırf bir şirketi peşkeş çekmek amacıyla bu kadar ivedi bir şekilde bu yasa tasarısını geçirmeye çalışmak ve bütün insanları yollara dökmek, zaten bu zor şartlarda bu insanların bir sürü sıkıntıları var, bunu yapmaya çalışmanız, zaten fazla bir şey konuşmaya da gerek yoktur. Size dersinizi bu halkımız önümüzdeki süreçte sandıkta da verir, başka yerde de verir. Ama biliniz ki bu koltuklarınız zaten, siz sürekli değişiyorsunuz. Yani 3 ay sonra kimin o koltukta olacağı belli değil. Zaten bu süreçte siz hükümet ettiğiniz dönemde de her 2 ayda bir, 3 ayda bir değişti oraları. Yani sonuç olarak tekrardan sizleri uyarıyorum. Bu kötülüğü bu ülkedeki insanınıza yapmayın. Elektrik konusu çok ciddi bir konudur. Kesinlikle ve kesinlikle geri dönün. Bu yasa tasarısını geri çekin. Oturun, ilgili örgütlerle bunu değerlendirin, konuşun ve bu yanlışı, bu kötülüğü tarihe geçecek şekilde adlarınızda yazılacak, yani onu bilin yani. Yani şu anda kimler başı çekiyor? Kimler yapıyor bu? Ön ayak kimler olmuştur? Kıbrıs tarihinde anılacaktır, yani onu da bilin. Sadece bu değil zaten. Diğer yaptıklarınız da ortadadır. Teşekkür ederim.